Herkese merhaba, ben Tuğçe Odavar. Bugün sizlerle Kasım ayı ajandamızı hazırlayacağız. Bana her zamanki ajandam ve Vince Newton'ın 48'lik olduğuna inandığım sulubayım eşlik edecek. Ama bu kez ajandanın üstüne çizmektense şöyle ayrı bir kağıdın üstüne yapacağım çizimi ki rahatça su kullanabileyim diye. Bu kağıt da benim aslında orijinal sketch defterimden geliyor şu an böyle çizimler, yani çizimlere, videolara başlamadan önce çizim yaptığım sketch defterimden. Böyle hem beyaz olması hem de kalınlığının daha yüksek olması, gramajının yüksek olmasından dolayı güzel durabileceğini düşünüyorum. Ama sonra defterin arkasına bakıp minik bir şok yaşadım. Neden dersiniz? Çünkü gramajı o kadar da yüksek değilmiş. Ben gözümde büyütmüşüm resmen. Resmen beni kandırmış. 120 grammış ama su tutuşu o kadar iyi ki ne kadar su kullanırsam kullanayım rahat rahat, kolay kolay rahat rahat diyor. Kolay kolay buruşmuyor. Yani aslında su tutuşu iyi olan 120 gramlık bir kağıtta gayet iş görülmüş ajanda için. Tabii ki de buna böyle abana abana sulu boya yapmıyorum. Hem bu gramajı yüksek diye hem de beyazın üstündeki böyle renklerin o güzel etkisini daha güzel göreyim diye bu kağıdı kullanacağım. Siz de isterseniz sketch defterinizden bir kağıt koparıp onu kullanabilir ya da ajandanız kaldırıyorsa direkt ajandanızın üstüne çizim yapabilirsiniz. Neyse gelelim bu ayın temasını bularken konuşamıyor da yavrum yazık. Çok mu öğretti sen konuşmayı? Bu ayın temasını bulmaya çalışırken yaşadığım sıkıntıları. Çünkü biliyorsunuz her ay yeni bir sıkıntı, yeni bir sinir, stres, yeni bir karmaşa. Kafamda deli sorularla başlıyorum ajandalara. Hatırlarsanız geçen aylarda işte balkabağı yaparım falan diyordum. Çünkü balkabağı temasını gerçekten yapmadım ve Kasım ayı'dan Halloween'in geldi, işte Cadılar Bayramı'nın olduğu ay olduğu için mantıklı olur diye düşünmüştüm. Şu an yanlış söylemeyeyim değil mi? Doğru, Kasım sonuydu balkabağı ama zaten çok işlenmiş bir tema olduğu için bir de böyle çok o da beni durdurmadı aslında. Böyle birkaç sketch yapayım, deneyeyim falan, değişik bir şey çıkarabileceğim mi diye denerken çıkaramadım. Sonra ilham alayım diye her zamanki düştüğüm kara delik olan Pinterest'in içine böyle 5 saat geçirdikten sonra işte Kasım ayı fotoğrafları zart zurt falan aratırken o kadar güzel manzara resimleri çıktı ki karşıma, böyle kendimi onları böyle hayran hayran bakarken buldum. Bir de bunu küçüklüğüme götürdü çünkü ben ilk böyle resim çizmeye başladığımda çok tersten başladığım için yağlı boya yapıyordum. 14 yaşlarında falanken sürekli yağlı boya tablo yapıyordum. O zaman hatırlıyorum böyle annemle çarşıya gider kartpostal alırdık böyle. O kartpostalları referans fotoğraf kullanırdım. Çünkü o zamanlar gibi yıl 1830 olduğu için sadece kartpostal vardı. Telefondan açıp fotoğraf bulamıyordun şimdiki gibi. Allah'ım ne kadar çok değişmiş kısacık dönemde. Çünkü bunlar 3 sene önce falandı. Direkt böyle her videoda şey nostaljinin içine dalıp kendimi dinozor gibi hissediyorum. Neyse o zaman böyle minik kartpostallar alır, onları böyle referans fotoğraf olarak kullanıp yağlı boyalarını yapardım. O zamanlar geldi aklıma, uzun zamandır da manzara resmi yapmadığım için böyle içimden öyle bir şey boyamak geldi. Ve hani bir tema altında değil de ya dedim şöyle güzel bir sonbahar manzarası, bir kır manzarası gibi bir şey çizeyim dedim. Hatta böyle ayrı bir kağıdın üstüne çizip böyle onu buraya yapıştırırım. Sanki bir kartpostalı alıp buraya yapıştırmış gibi bir etki yaratır dedim. Hatta istiyorsanız siz bu çizimi direkt ajanda yapmıyorsanız bile böyle bir kağıdın üstüne yapıp kartpostal gibi arkasına böyle güzel bir notlar iliştirip sevdiklerinize gönderebilirsiniz. Ya da çirkin olursa sevmediklerinize de gönderebilirsiniz. Gözleri kanasın. Yani aslında çizimin bitişinde muhtemelen içime sinen bir şey olursa buraya yapıştırmak yerine alıp bunu böyle hatta böyle ayın bitiminde belki artık daha fazla dönüp buraya bakmayacağım bir noktada bu resmi çıkartıp panama falan asabilirim önümde dursun diye. Eğer ilham verecek hoş bir sonuç elde edersem. Bundan önce tabii ki de birkaç skeç attım ama farklı manzaralar denedim. Birazcık daha böyle renkleri aşina olayım, birazcık daha nasıl bir etki kullanacağım sulu boyayla onları falan oturtayım kafamda diye. Onlar fena sonuçlanmadı. Yani bundan biraz umutluyum. Ama tema olarak tabii ki de genel olarak bütün ajandayı uygulayabileceğim bir tema değil. Evet, içine doğru ajandanın nasıl kullanacağım bu temayı hiçbir fikrim yok. Bayağı bir zorluk yaşayacağımı düşünüyorum. Ama yapacak bir şey yok ya. Gerçekten içimden bunu çizmek geldi. Onun için böyle nostaljik. Kasım ayıma da uygun. Güzel gider dedim. Aklıma şey de geldi aslında, benim daha önce söylemiştim galiba. Her Kasım'da böyle Kasım'da Aşk Başkadır izlerdim ki son senelerde bıraktım çünkü artık ağlamaktan ihlam kurudu yani. Resmen ağlama seansı gibi Kasım'da Aşk Başkadır izliyordum. Bu sene belki yaparım, emin değilim ama öyle bir romantizm hissedersem. Kasım bana hep çok romantik gelmiştir. Böyle birazcık daha aşk teması falan mı yapsam falan dedim. Sonra böyle içim açmadı ya. Aşk teması deyince de gerçekten konuyu nasıl açacağım, nasıl? Kalp dışında bir şey gelmedi. Görselliğim o kadar kısıtlı kalmış aşk temasında. Oturup Nikon'un portresini çiziyor. Bu ay cringe'likten ölecek. Sonra manzara bana o ihtiyacım olan romantizmi verecek gibi geldi.
Ama yalan yok, gerçekten birazcık tırsarak çiziyorum. Çünkü dediğim gibi en son manzara çizdiğimin üstünden yıllar geçti. Sulu boyayla sanırım 2-3 kez dışında hiç böyle manzara resmi çizmemişimdir. Ki teknik olarak bence gerçekten teknik gerektiren bir çizim türü. Yani hani evet, portrede falan da teknik lazım aslında şimdi düşününce de. Boyarken daha free hissediyorum. Ama manzara resminde o doğal objelerin kağıda yansıtılmasında birkaç teknik kullanmak gerekiyor. Renk geçişlerine dikkat etmek gerekiyor. İşte oradaki doğadaki tekstürleri, işte ağaçtır, ottur, çiçektir, dağdır, gökyüzüdür, sudur, bunları yansıtmak için farklı uygulamalar yapmak gerekiyor. Bunları uygulayacağım mı? Hayır, uygulamayacağım. Uyguluyormuş gibi yapıp da uygulamamış da olabilirim. Yani minik minik içimden geldiği gibi boyayacağım ama hafiften stres yaşıyorum böyle düzgün olacak mı diye. Bir de alan küçük olduğu için böyle geniş geniş rahat rahat suyu ata ata boyayamıyorum. Yani hep manzara resimlerini geniş alanlara boyardım. Şu an elimdeki kağıt herhalde böyle 15'e 10 falan gibi böyle minik bir kağıttır. Çok sallamış da olabilirim ama anlayacağınız üzere bayağı küçük bir alana boyama yapıyorum. Neyse, hafif de çizimden bahsedeyim. Böyle kendi romantik alanıma daldım, çıkamadım bir türlü içinden. Öncelikle yani manzara resimlerini böyle başladığım için sulu boyada da zaten genel olarak en arkadan ve en açık renkten başlandığı için ve manzara resimlerine dikkat etmeniz gereken, ki usta değilim bu konuda ama benim izlediğim yollar konuşamıyorum, çok heyecanlandım sen. Benim izlediğim yollardan bahsedeyim birazcık size. En arkadan başlayıp en önüne doğru geliyorum ve en arkalar genelde manzara resimlerinde daha soluk olur yani. Uzaklaştıkça objeler daha blurlaşır, daha silikleşir, daha az net olduğundan kontrastı daha düşüktür. Onun için onlarda açık renk kullanmak, önde daha böyle kontrast yüksek koyu renkler kullanmak size derinlik etkisi verecektir. Onun için en arkadaki dağlardan başladım. Bunları da böyle bayağı bir soluk kahverengiler, soluk yeşiller kullandım. Daha önlere geldikçe daha koyu, daha net renkler kullanmaya başladım. Böyle sağ tarafa bir tane gölge bir şey bırakacağım. Orada zaten bayağı indigonun su bayağı sulandırılmış halini kullandım. Daha böyle beyaz kalsın, çok renk gelmesin istemiyorum. Derenin içine böyle yemyeşil ya da masmavi olsun istemiyordum zaten. Olabildiğince sonbahar renklerinin hakim olmasını istiyorum. Onun için yeşilin de böyle daha asker yeşiline yakın tonunu, kahverengiyle karıştırılmış yeşiller ya da siyahla karıştırılmış ya da saman sarısıyla veya turuncuyla karıştırılmış yeşiller kullanabilirsiniz. Ki zaten arada gördüğünüz gibi birçok turuncu ve böyle soluk sarı turuncu renklerini, kahverengi turuncu renklerini kullanıyorum ki o sonbahar etkisi iyice çıksın diye. Genel renklerini attıktan sonra bol bol böyle su kullanıp renkleri birbirine geçiriyorum. Çünkü böyle büyük bir alana uzaktan bakıyoruz gibi düşündüğümüzde minik detaylar sadece ön kısımlarda olacağından arkada böyle renkler daha birbirine geçmiş görünür. Onun için böyle özellikle kırsal alanda bu dağın eteklerine doğru aşağıya böyle ovaya mı geldik? Allah'ım, alanları keşke isimlere bölseydim. Daha böyle tabanda gördüğünüz gibi turuncu ve yeşili kullandım ama birbirine geçirerek kullandım. Öndeki renkler birazcık daha koyu, birazcık daha birbirinden ayrı. Hatta oraları en son kuruduktan sonra birazcık daha detay gireceğim ki ön arka ilişkisi iyice öne çıksın diye. Arkada da böyle minik bir kulübe bırakıyorum. Onu tamamen beyaz bıraktım. Arkasında minik çam ağaçları yaptım ki yapışını da gördüğünüz aslında hiç zor değil. Yani ince bir fırçanız varsa onda böyle nokta nokta tık 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 dokunarak ve bazı yerlerde daha koyu, bazı yerlerde daha az koyu yeşiller kullanarak böyle boyut kazandırabilirsiniz. Onlardan sonra evin üstüne böyle minik detaylar ekliyorum. Bunu da son hayatta kalan pilot kalemimle yapıyorum. En fazla detay eklemeyeceğim. Zaten çok uzakta olduğu için hafif bir detay eklemem olayı gayet kurtaracaktır diye düşünüyorum ki fena da durmadı. Şimdi genel renklerimi, genel tabanımı oturttuktan sonra ince fırça alıp birazcık daha detay eklemek istiyorum. Bir de renk bütünlüğü sağlansın diye önde kullandığım renklerin hemen hemen hepsini arkada da kullanmaya çalışıyorum. Açıtılmış, yani birazcık daha soldurulmuş halleriyle ki o ön arka ilişkisini bozmayayım ama böyle genel bir bütünlük olsun diye. Çünkü genelde doğaya baktığınızda aynı rengin tonlarını, aynı rengi birçok yerde önde, arkada, sağda, solda, taşta, kayada, zartta, zurtta görüyorsunuzdur. Bunu böyle daha rahat yakalamak için. Fark ettiyseniz fırça değiştiriyorum arada. Sizin de evde ne fırçanız varsa, yani inceli, kalınlı, değişik uçlu. Bunlarla böyle birkaç ayrı bir kağıdın üstüne deneme yaparsanız, işte suyun üstüne gölge düşürmesi için daha güzel böyle fırçayı dik tutun, yan tutun, çapraz tutun, ters tutun, çeşitli şekillerde tutup nasıl etkiler yakalayabileceğinizi gözlemleyin derim. Bunun için de çok sulandırılmamış boya alın. Böyle sadece fırçanın ucuna çok az boya alıp bir bakın nasıl bir çizgisel etki yakalayacaksınız. Tık 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 böyle noktalar yaparak nasıl bir ağaç dalı etkisi ya da işte
bitki örtüsü yaratıyorsanız nasıl bir bitki etkisi, nasıl bir fırçayla elde edinir diye fırçalarınızı bir deneyin evde derim. Bunun için özel fırçalar var yani. Hani yelpaze fırça falan var çok güzel çam ağacı yapmaya, dal yapmaya. Ama evde bunlardan olmayabilir sizin, ki benim evde olduğu halde kullanmadım. Yani şu an elimdeki başka, elime yakın ne fırça varsa onu alıp onları kullandım ve gayet de güzel bir etki yarattılar aslında. Siz de elinizdeki malzemeleri bir deneyin, bir bakın neler oluyor. En son artık kuruduktan sonra öne böyle daha da derinlik katsın diye, çünkü istediğim derinlik etkisini hala yakalayabilmiş değilim. Çok koyu kahverengiyle böyle ince uçlu detay fırçamı alaraktan böyle bir çalılık ekliyorum ki daha koyu, daha net olsun, bir derinlik etkisi katsın diye. Fena da durmadı gibi, böyle bir detay lazımdı zaten. Aynı renkte de birazcık bu önarka ilişkisini pekiştirmek adına kayaların dibine ve arkadaki otların diplerine böyle koyuluk ekliyorum. Sizin evde bu fırçanız yoksa ne yapabilirsiniz hiçbir fikrim yok. Çünkü gerçekten bir sulba yapıyorsanız detay fırçanız olmalı. Yani bunu çok sık söylemem bu kanalda, hani şu mutlaka olmalı elinizde diye, ama en azından bir tane 0 numara ya da hani hangi tür detay fırçası kullanıyorsanız 00, 00, 05, 007 kendini kaybetti orada. Bulabileceğiniz en ince var, hangi seriden alıyorsanız en incesinden bir tane minik detay fırçası alın derim size. Neyse, artık genel olarak resmim tabanı oluştu, güzel görünüyor gibi geldi bana. Birazcık mavilik ekleyeyim dedim. Hem gökyüzüne hem de bu suyun üstüne de yansıyacağı için gökyüzünün renkleri, suyun içine birazcık böyle çok hafif bir mavilik eklemeye karar verdim. Ki bence gayet de tatlı oldu. Şimdi bunu bir bırakıyorum yapıştırmadan önce kurusun diye. Gidip sağ tarafa böyle ayın minik bir takvimini koyayım dedim, bu sayfa böyle bomboş kalmasın diye. Onun içine böyle ayrı bir, aynı sayfanın minik versiyonuna ayın günlerini yazıyorum. Bunu şimdi sonunda kullanmaya karar verdiğim washi tape'lerimle buraya yapıştıracağım. Evet, şaşırdınız değil mi? Ben de şaşırdım. Hep dekor olarak geliyorlardı ama bir türlü kullanılmıyorlardı bu videoda. Sonunda haklarını verdim kendilerine. Sonunda az önce ısrarla alın aldırın dediğim detay fırçasıyla November başlığımı atıyorum. Böyle birazcık el yası gibi yatık bir romantik bir font kullanmaya karar verdim. Genel temama uysun diye, gözler yaşlı fark ettim ya, fontta falan değişiklikler seni çılgın Tuğçe. Yazı çok hoşuma gitmedi ama neyse, idare edecek gibi yani. Şu kalemle birazcık daha böyle netleştiriyorum. Fırçayı çok iyi kontrol edemediğim için bazı yerleri yamuk yumuk oldu şimdi. Evet, üstüne kalemle geçtikten sonra birazcık daha iyi durdu. Burası pek içime sinmedi, yalan yok. Etrafına bir şeyler mi eklemeliyim acaba falan diye düşünmüyor değilim. Ama bir saniye, buna bir döneceğim. Önce şu kartpostalımın, kartpostal diyor yalnız. İçime sindi bu arada, benim çizim hoşuma gitti yani, siz de beğenmişsinizdir umarım. Ve genel yapım aşamasında gördüğünüz o kadar da karmaşık bir şey değil. Birkaç denemeyle herkes yapabilir diye düşünüyorum. Evde siz de yaparsanız bana da postalayabilirsiniz isterseniz. Sevildiğimi, düşünüldüğümü umaraktan bunu söylüyorum. Bana postalamak istiyorsanız yazın bana Instagram'dan, adres bilgilerimi gönderirim sevgili. Çok isterim sizden kartpostal gelmesin. Unutulmuş bir şey ama bence güzel bir şey ya kartpostal. Biz hala böyle, özellikle Nico da benden daha çok yapıyor. Ailesine böyle seyahat ettiğimizde kartpostal falan atıyor. Ben de yapayım ya. Hoşuna gider annemin herhalde diye düşünüyorum. Annem kesin izliyordur. Bunu hoşuna gider mi? Göndereyim mi kız sana? Neyse, artık soldaki resmim kurudu. Şimdi bunu birazcık daha romantikleştirmek adına kenarlarını böyle yırtıyorum. Hatta siz istiyorsanız minik bir kahve döküp böyle biraz sarartabilirsiniz. Ya da 18 yaşından büyükseniz alevle oynamanıza izin varsa, alevle oynamaya böyle birazcık yakıp daha da nostaljik bir etki katabilirsiniz. Ama böyle yakmanın verdiği siyah siyahlıklar olmasın diye. Bir de kahve yoktu şu an elimin altında, onun için böyle sadece yırtaraktan o etkiyi yakaladığıma inanıyorum. Zaten kağıdım çok beyaz değil, kırık beyaz olduğundan güzel, kendi hoş bir etkisi oldu. Bunu buraya yapıştırdıktan sonra içime sinmeyen sağ tarafın dedim ki bari kağıdı değiştireyim. Bu kahverengi kağıdımı alıp onun üstüne takvimi yerleştirip onu yapıştırmaya karar verdim. Bu manzaranın içindeki renklerle falan daha güzel uyacağını düşünüyordum ki daha iyi oldu bence. Onun da genel şeye uysun diye böyle kenarlarını yırtıyorum, yapıştırıyorum ve artık washi tape'leri bu kullanmadan bu sahnenin sonuna gelmiş bulunuyorum. Şimdi geçelim bir sonraki sayfamıza. Burada ajandamızın iç kısmını tasarlayacağız. Aslında geçen aya çok benzer bir tasarım yapacağım. Çünkü geçen ay izlediyseniz farklı renkleri böyle kes yapıştır falan yapmıştım alanları birbirinden ayırtmak için. Böyle yandaki şablonlara farklı kağıtlar kullanmıştım ve
İnanılmaz işime yaradı. Birbirinden ayırdı bölmeleri. Bir de hoşuma gitti böyle renkli kağıt türlerin olması. O kolaj etkisi benim böyle romantik bir etki de yaratıyor. Daha böyle cozy, ne bileyim, böyle sıcak bir ortam oluşuyor ya. İçeride daha kaynaşık bir ortam oluyor. Bilmiyorum, benim çok hoşuma gitti. Onun için tekrardan aynı şeyi uygulayacağım. Ama ilk olarak bölmeleri ayırarak başlıyorum. Bu kez yenilik ya, bu şablonları sağ tarafa taşıdım. Hep böyle minik değişiklikler yapıp kendimi şaşırtmayı çok seviyorum. Neyse, şablonları ayırırken birazcık daha konudan çıkayım da azıcık kendimden bahsedeyim. Tuğçe'cim, hayrola, ne kadar da çok yaptığın şeyi anlattı diye olabilirsiniz. Ben de şaşırdım, ucunu alamadım bir anda. Kasım ayı için heyecanlandıran bir şey var mı beni diye sorarsanız. Çok bir şey aslında var. Bak evet, bu arada yasal uyarı geçmeyi unuttum. Bu ajandaya başlarken, ya bu ajandayı biraz önden yapıyorum çünkü Ekim'in sonunda tatile çıkıyoruz. Ve önden ajandayı hazırladım ki ajandasız kalmayın diye. Nasıl istikrarlı maşallah, ben de şaşkınım. Bundan neden bahsettim? Çünkü birazcık hastayım şu anda. Hem enerji olarak düşüm, hem sesim birazcık garip. Yani robot kaçmadı içime, sadece hafif hastalıktan dolayı böyleyim. Size geçiyor mu videodan bilmiyorum. Umarım geçmiyordur. Geçmiş olsun diyecek olan tatlışlara da şimdiden teşekkür ediyorum. Bu video yayınlandığında umarım artık geçmiş olacak zaten. Döndüğümde de Kasım ayının ilk haftası, tatilden döneceğiz. Yani aslında hala tatilde olacağız. Neyse, Kasım'ın ilk haftası böyle heyecanlı olacak. Hala ilk 5 günü tatilde geziyor, eğleniyor. Şili'ye gideceğiz. Minik güzel şarapları deniyor olacağız. Umarım diye düşünüyorum, bir aksilik olmazsam. Daha sonrasında da bir arkadaşımız seyahat ediyor, ziyarete geliyor bizim. Yani 2 hafta falan burada olacak. Aslında neredeyse Kasım'ın 20'sine, 22'sine kadar falan sanırım bizimle olacak. Ki bu da heyecanlı. Her ne kadar daha önce gittiğim yerlere 500. kez gidip kendisine göstermem gerekiyor olsa ve daral geçiriyor olacak olsam bile, arkadaşımı göreceğim için heyecanlıyım. Onun dışında da sanırım bir tane aktivite var ay sonuna doğru. Bunun dışında iş konusunda da bir şeyler var ama ona birazdan bahsedeceğim. Şimdi sayfaya ne yaptığımdan bahsedeyim. Altta böyle birazcık çamlar falan koydum. Zaten yakından gördünüz. Çok böyle ahım şahım, Allah'ım ne kadar da harika oldu diyemeyeceğim. Ama genel temaya uydu en azından. Sağ tarafa da 2 tane bölme bıraktım. Üstte must do, yani yapmazsam olmaz, olmazsa olmazlar. Altında da reminder, yani hatırlatıcılar. Ve bunları da başlıklarını attıktan sonra bu sayfa sonuna geldim artık. Benim şu sağ taraftaki farklı kağıt kullanma olayı gerçekten hoşuma gitti. Böyle daha ayrı, daha güzel durdu. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Şimdi geçelim bir sonraki sayfamıza. Burada benim biliyorsunuz böyle bütün takip ettiğim alışkanlıklar, işte kendime minik notlar, işte sürekli aslında aylık olarak değişen bölmeler bırakıyorum. Ama ilk olarak şu altta bir önceki sayfayı çok su kullandığım için böyle bir hafif bir buruşma gibi bir şey olmuş. Görebiliyor musunuz bilmiyorum kameradan ama orayı böyle gene bir yama yaparaktan kapatmak istiyorum. İlk olarak onun için bu saman kağıdımdan bir parçayı böyle koparıp yırtıp kenarlarını buraya yapıştırarak başlıyorum. Bu sanki böyle, acaba dedim öndeki ot gibi mi olsa yoksa böyle arkadaki dağ görüntüsü mü olsa, karar veremedim açıkçası. Bu karar verememezlik halde genelde benim kötü şeyler yapmamla sonuçlanır. Onun için biraz yaparken gerginim, nasıl bir şey çıkaracağım aklımda hiçbir fikrim yok. Çünkü kafamda hiçbir şey canlanmadı. O mu daha iyi olur, bu mu daha iyi olur derken aman bir başlayayım devamı gelir herhalde dedim ama öyle pek de aman başlayayım devamı gelir bir durum yok çünkü kamerayı bir yandan çektiğim için üstüne daha farklı bir etkisi oluyor açıkçası bu çizim yaparken. Böyle tam üstünden bakamıyorum, rahat edemiyorum. Birazcık deneyeyim nasıl gidecek falan hissi kendi başıma, size hani kayıt almadan çektiğim hisle aynı olmuyor tabii ki de. Bilmiyorum anlatabildim mi nasıl hissettiğimi ama karmaşık duygular besliyorum anlayacağınız üzere. Ama böyle deneyerek ilerleyeyim dedim. Birazcık böyle derinlik katsın diye arkaya daha açık yeşilimsi bir ton ekleyip öne daha böyle koyu kahverengiyle böyle bir çalılık varmış gibi bir şeyler yapmaya çalıştım. Yani hala gidişten çok emin değilim ama neyse, bunu bir kenara bırakıp gelin daha eğlenceli şeylerden bahsedelim. İşle ilgili demiştim. Siz hatırlarsanız geçen aylarda hatta Instagram'dan böyle anket falan da yaptım. Ajanda çıkarsam nasıl olur, ister misiniz falan filan diye sizlere de sormuştum. Yıllık bir ajanda çıkarmak için, yani bütün seneye gelecek ayların temasını oturup çizmem, bir düzenlemem gerekecek ve bunu bastırmam, elime ulaşması, size tanıtmam ve satışa sunmam gerekecek ve bunun için de tabii ki de böyle bir 4-5 ay önceden falan başlamam gerekiyordu ama ben ne yaptım? Hiçbir şey! Geç kaldım tabii ki de. Yani şu an yıllık bir ajanda çıkaracak, yani Ocak'tan başlayan bir ajanda çıkarmak için çok geç. Ajanda da gidip Nisan'dan başlayıp öbür Nisan'a kadar olursa yıl dönümü tamamen şaşmış olacak. Onun için saçma olacaktı. Belki bir sonraki seneye falan böyle
tamamen dolu bir ajanda fikriyle karşınızda olabilirim. Ama böyle bir şey düşünmediğim için, şu anlarda aklıma geldiği için, yani böyle bir boşluğum olacağını bilmiyordum açıkçası. Çalışıyor olacağımı zannediyordum şu anlar, bu aylarda. Ama iş aksadığı için böyle bir fikirle geldim ve sonra dedim ki acaba içi boş bir ajanda çıkarsam, böyle mesela kağıtları soluk sarı, gramajı yüksek bir ajanda ile gelsem, benim kullandığıma, yani şu anki kullandığım kağıt gramaja yakın ama kağıt olarak birazcık daha beyazımsı, bu kadar cappuccino gibi değil de daha kırık beyaz ve gramajı birazcık daha yüksek, böyle buruşmaları açmayacak bir ajandaya gelsem daha iyi olur falan gibi geldi bana. Böyle bir fikir var hala aklımda. Yani bunu yılın her günü, her anında çıkartabilirim. Ama hani siz piyasada zaten ajanda var, hani ne gerek var diyor da olabilirsiniz. Ne diyorsunuz? Bunu bana belirtirseniz aşağıda sevinirim. Yani gerçekten sadece muhtemelen kapağını benim tasarladım. İçine böyle belki birkaç yıllık takvim olur, ne bileyim, birkaç minik çizim olur, bir şeyler gene serpiştiririm benden. Ama hani boş gelecek, sizin kendi istediğiniz gibi kullanacağınız bir ajanda olacak. Öyle bir fikir var kafamda. Bunun için ne düşünüyorsunuz? Bana belirtirseniz sevinirim. Bu var yani aklımda şu an. Bunun dışında işle ilgili çok büyük planlarım yok açıkçası. Birazcık durgun geçiyor desem yeridir herhalde. Ben de oturup tam olarak iş planlaması yapamadım. Bir türlü kafamı toplayamadım. Belki bu tatilden sonra, artık yeni yıla girerken birazcık daha hevesli olurum diye düşünüyorum. Yani hevesten ziyade, bilmiyorum sizin için öyle mi? Freelance çalıştığında böyle bazen çok yoğun, bazen çok böyle üreti ürete geçerken bazı aylar gerçekten daha yavaş, hem müşteri açısından hem kendi kreatif anlamda daha yavaş geçiyor. Bu aylarda daha yavaş olduğunu hissediyorum. En azından hani YouTube'a ajanda da olsa düzenli video üretebiliyorum, o açıdan iyi. Yani bu bile bir şeydir diyorum. Ama hani umutlarımız gelecekte, en azından şu tatil aradan çıktıktan sonra böyle hani ara vermeden devam edebileceğim bir sürecin içine girdiğim anda belki birazcık daha üretken hale gelebilirim. Hani sonrasında evet, arkadaşım gelecek, sonrasında aileler gelecek. Ya yani sürekli aslında bir şey var olan araya giren, ama araya bir şeyler giriyor diye de bir şeye başlamamak, hani bunu ertelemek saçmaydı. Bende birazcık erteleme huyu var, böyle sinsi sinsi fark ettirmeden beynimin altında işleyen. Onun biraz önüne geçmeye çalışacağım. En azından Kasım ayı bunun için müsait diye düşünüyorum. Bu arada birazcık tasarladığım sayfadan bahsedeyim. Alt tarafta nöydü belirsiz şeye bir türlü uyduramadığım için ona böyle arkaya çam falan etkileyip kurtarmaya çalıştım. Şöyle bir şey var. Benim hoşuma gitmedi. Ama gerçekten bunu beğenen de olabilir. Çünkü zevkler ve renkler gerçekten çok değişiyor. Benim tiksindiğim bazı çizimleri bazı insanlar gerçekten en beğendiği çizim falan da olabilir. Umarım içinizden çoğunun burası hoşuna gitmiş, beğenmişsinizdir. Benimle aynı fikirde değilsinizdir. Benim çok hoşuma gitmedi. Böyle beyaz kalemle falan bir şeyler yapıp kurtarmaya çalıştım. Gene de okey sadece benim için. Onun dışında sağ tarafa habit tracker'ı da böyle yırtma yapıştırma yaptım ki önceki sayfalarla uysun, bir de böyle ayrılsın gelen sayfadan diye. Bu kez 5 tane habitim var takip ettim. Yani 5 tane alışkanlığım var takip ettim. Her zamanki gibi spor, yemek, sağlıklı beslenme, maya, kullandığım 3 boyutlu program, altında language ve evet sonunda, çünkü Portekiz derslerine başladıktan hemen sonra tatile gidip ara veriyorum ama olsun, bu da bir gelişmedir diyerekten onu oraya ekliyorum. En altta da self care koydum. Bu sosyal olduğum olabilir, tek başıma vakit geçirdiğim olabilir, hobilerimi yaptığım olabilir, her şey olabilir. Sadece gerçekten kendimi iyi hissettirecek bir şey yaptım. Günleri işaretlemem için bunu da takip etmek istiyorum. Çünkü bazen işe çok giriyorum, kendimi unutuyorum. Bazen kendime çok dalıyorum, işi unutuyorum. Onun dengesini böyle kaçırdığım oluyor. Bunu dengelemek için gerekli olur diye düşündüm bu alan. Onun dışında sol taraftaki şemalarımda ilk de Creative Ideas var. Buraya bütün işle ilgili ya da YouTube'la ilgili bütün yaratıcı fikirleri yazıyorum. Altta Mood Tracker'ı gene koydum. Çünkü iyi geliyor. İyi oluyor benim bu genel gidişim, modumu takip etmem. Hem günlük gibi hem de yeme alışkanlıklarım olabilir, nasıl hissettiğim olabilir, yaptığım şeyler olabilir. Yani aslında her şeyi not aldığım bir alan olsun istiyorum. Sağ tarafta üst kısmında targets var. Bunu birkaç aydır uyguluyorum. O ay içinde yapmak istediğim minik hedefleri yazacağım. Ya yani hemen altında da budget tracker var. Hem işle ilgili hem de tatille ilgili böyle birazcık harcamalarımı, gelir ve giderlerimi takip etmek adına bu ay böyle bir şeye ihtiyaç duyacağımı düşündüğüm için bu alanı bıraktım. Neyse, artık alt tarafında kurtarılamayacağını kabul edip daha fazla oynamak istemiyorum ve bu sayfamın da sonuna gelmiş bulunuyorum. Genel olarak ajandamın sonuna gelmiş bulunuyorum aslında. İzlediğiniz ve dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım izlerken ve dinlerken eğlenmişsinizdir ve yaşamayı beğenmişsinizdir. Düşüncelerinizi benimle paylaşırsanız sevinirim ve yaparsanız aynısını bana Instagram'dan gönderebilirsiniz. Sizinle çok yakında yeni bir ajanda ya da araya giren başka bir videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.